virgülün kullanım görevleri, virgülün işlevlerini anlatacağım. Uzatıyorum ve başlıyorum. Virgül. Bir. Bir. Birincisinde diyoruz ki arkadaşlar, eş görevli sözcükleri ayırır. Çok geniş bir yelpaze. Eş görevli sözcük, bak ben sana birkaç tane görev söyleyeyim. Mesela isim tamlamalarının tamlayanı birden çoksa bunları ayırabilirsin. Ya da isim tamlamasının tamlananı ikincisi birden çoksa bunları ayırabilirsin. Ya da sıfat tamlamalarında sıfatı birden çok kullanırsan sıfatları birbirinden ayırabilirsin. Cümlenin ögelerinde özne birden çoksa onları birbirinden virgülle ayırabilirsin. Nesneyi ayırabilirsin, tümleci ayırabilirsin. Yani arkadaşım, hani diyoruz ya biz, virgül burada eş görevli sözcükleri ayırmış. Ya bu eş görevli lafı o kadar geniş bir laf ki, hani bunun bir örneği yok. Birinde sana derim ki, tamlayanları ayırıp eş görevlileri ayırdım. Birinde özneleri ayırdım, eş görevi. Hepsinin görevi. Farklı bir sürü görev var. Şimdi sana örnek üzerinden gideceğim. Bir, diyorum ki. Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar. Roman. Hikaye. Şiir yazardı. Roman, hikaye, şiir yazan kim? Tanpınar. Burası özne mi? Evet. Şimdi hazır yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar, normalde öznenin yanına özneyi ayırmak için virgül gelir. Fakat devamında görüyorsunuz ki yine virgüller kullanmışım. O zaman benim bu virgüllerden Tanpınar'ı ayırmam için Tanpınar'dan sonra ne getirmem gerekiyor? Noktalı virgül getirmem gerekiyor. Buradaki noktalı virgülün bana görevi sorulursa diyeceğim ki, özneden sonra virgüller varsa özneyi neyle ayırmak icap eder? Noktalı virgülle ayırmak icap eder. Şimdi arkadaşlar, Tanpınar roman, hikaye, şiir yazardı. Bu arada hikaye yazarken ağın üzerine şapka getirmezseniz yazım yanlış yaparsınız. Yazar da yükler. Yazan kim? Tanpınar özne. Peki Tanpınar ne yazardı? Roman, hikaye, şiir. Burası belirtisiz nesne değil mi? Sana buradaki virgülün görevini sorarsan bana diyeceksin ki, hocam eş görevli sözcükleri ayırdı. Ben bir tık daha sana dersem ki, peki görevleri ne ya? Hani eş benzer görevde de görev ne? Hocam bunlar belirtisiz nesne. Buradaki virgüller belirtisiz nesnenin arasında kullanılacaksın. Tamam mı? Birincisi bu. Devam ediyorum. Diyorum ki, güllerin kokusu, rengi bizi etkiledi. Güllerin kokusu, rengi bizi etkiledi. Canım benim, burası güllerin kokusu, güllerin rengi değil mi? Burası neyin kokusu, neyin rengi? Güllerin kokusu, güllerin rengi. İkinci kelimeye neyin sorusunu sorarsanız ya da kimin sorusunu sorarsanız, bu size belirtili at tamlamasını vermiyor muydu? Güllerin tamlayan, kokusu tamlanan, rengi tamlanan. Peki buradaki bir günün görevi sana sorulursa ne diyeceksin? Tamlananı ayırdı. Tamlananları ayırdı demeyecek misin? Peki bunu biz aynı zamanda şöyle de diyebilir miyiz? Eş görevli sözcükleri ayırdı da diyebilir miyiz? Bak, yukarıdaki eş görevli, bu da eş görevli. Yani eş görevlinin sabit bir örneği yok canım benim. Eş görevli dediğinde kimi zaman özne eş görevi olarak karşı, yani öge eş görevi olarak karşına çıkar. Bak burada da ne yaptı? Tamlamalara da, tamlananlara ayırdı. Bu da eş görevi. Eş görevi sözcükleri ayırdı. Peki görevi ne diye sana sorarsam, o zaman dersin ki, bir at tamlamasındaki tamlananları ayırdı dersin. Peki şöyle desek, güllerin kokusu, rengi bizi etkiledi.
Burada zincirleme bir isim tanımlaması var mı? Ortak kullanımlar, yani tamlayanı birden çok tamlanan için ortak kullanmak zincirleme isim tamlaması oluşturmaz. Burada zincirleme isim tamlaması yok. Burada kaç tane isim tamlaması var dersen ne diyeceksin? Bir. Tamlayanı ortak belirtili isim tamlaması var diyeceksiniz. Sakın ola buna zincirleme falan demeyin. Tamam mıdır? İkincisi de bu. Yine ne yaptım? Eş görevi sözcükler arıyorum. Bu da ayrı bir görev. Devam ediyorum. Bağırarak, haykırarak ilerliyordu. İyi dinle. Bağırarak, haykırarak. Arak, zarf iyi değil mi? Hocam, ama siz bundan önce şey demiştiniz, cümlede zarf fiil varsa yanına virgül gelmez demiştiniz. O doğru da onun bir ayrıntısını kaçırıyorsun. Cümlede bir tane zarf fiil varsa yanına virgül gelmez. Bir cümlede bir tane zarf fiil varsa yanına virgül gelmez. En çok sorulan bu. Cümlede bir tane zarf fiil varsa yanına virgül gelmez. Ama birden çok zarf fiil varsa buraya ne yaparım? Virgül getiririm. Peki burada ilerliyordu yüklem. İlerleyen kim? O gizli özne. Nasıl ilerliyordu? Bağırarak, haykırarak. Arkadaşlar burası da zarf cümleci değil mi? Sana desem ki buradaki virgül niçin kullanıldı? Bu virgülü bana görevini, işlevini söylesene dersen ne diyeceksin? Eş görevi sözcükleri ayırdı. Peki görevi ne o eş görevin? Görevi ne? Zarfları ayırdı birbirinden. Zarfları ayırdı. Hemen hazır lafı gelmişken bir şey söylemek istiyorum size. Haykırmak kelimesi var ya, haykırmak kelimesi. Türemiş bir kelimedir arkadaşlar. Bu kelimenin kökü ha. Hay isim kökü. Hay diyor. Ondan geliyor aslında. Hey aslında. O hey, hay olmuş. Tamam arkadaşlar? Hey, hay. İsim kökü. Buradan ne oldu? Haykırmak oldu. İsimden fiil oldu. Bu kelime bir de üzerine ne yaptı? Arak erek aldı. Fiilimsi aldı. Unutma. Fiilimsiler bir ekmekidir. Fiilimsiler fiilden isim yapar. Fiilimsiler yapım ekidir. Sakın unutmayın. Burada o zaman bir tane daha ekmek var mı? Haykırarak kelimesinde çift ekmek var mı? Hayır. İki tane yapım eki var haykırarak kelimesinde. Ha, he, haykırma bir tane aldı. Üzerine bir yapım eki daha aldı. Bir kelime bir tane yapım eki alınca gövde oluyor. Bir yapım eki daha alınca gövdeden türemiş oluyor aynı zamanda. Evet, bağırarak, haykırarak ilerliyordu. Buradaki virgül ne yaptı? Eş görevli sözcükleri ayırdı. Devam ediyorum. Öğrencilerin, öğretmenlerin talebine göre, öğretmenlerin talebine göre ek ders koyuldu. Öğrencilerin, öğretmenlerinin talebine göre. Arkadaşlar, öğrencilerin talebi, öğretmenlerin talebi. Kimin talebi? Öğrencilerin talebi, tamlayan, tamlanan. Kimin talebi? Öğretmenlerin talebi, tamlayan, tamlanan. Sana buradaki virgülün görevi nedir dersen diyeceksin ki bana eş görevli sözcükleri ayırın hocam. Peki görevi ne dersen diyeceksin ki birat tamlamasının birden çok tamlayanını tek bir tamlana bağlı hocam. O birden çok tamlayanı neyle ayırdık? Virgülü ayırdık. Al bu da eş görevli sözcük. Burada da eş görevli sözcükleri ayırdık. Zincirleme bir isim tamlaması mıdır burası? Hayır. Hayır. Birden çok tamlayanı tek bir tamlayana bağlamak zincirleme isim tamlaması oluşturmaz. Tamam arkadaşlar? Zincirleme isim tamlaması olabilmesi için
farklı tamlamaları bir araya getirmek gerekiyor. Burada bir tane tamlama var. Bir tane belirtili alt tamlaması var. Bunun tamlayanını ne yapmışım? Birden çok kelimeler oluşturmuşum. Evet, devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Eş görevli sözcüklerden İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da yaşayabilirim. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da yaşayabilirim. Nerede yaşayabilirim ben? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da. Dolaylı tüneç değil mi? Neleri ayırdım ben şu an? Dolaylı tüneçleri ayırdım. Ne diyeceğim buna? Eş görevli sözcükleri ayırdım diyeceğim. Tamam mı? Peki. Şöyle desek. Dürüst, çalışkan, dürüst, çalışkan, terbiyeli bir çocuktu. Çocuk isim mi? Nasıl çocuk? Dürüst. Nasıl çocuk? Terbiyeli. Nasıl çocuk? Çalışkan. İsme nasıl sorusu sorulduğunda niteleme sıfatı bulunmuyor mu? Peki burada kaç tane isim kullandım? Bir. Bir isim, bir isim. Birden çok sözcükle nitelendi mi? Bunların her biri niteleme sıfatı değil mi? Kaç tane niteleme sıfatı var? Üç. Kaç tane isim var? Bir. Bir isim birden çok sözcükle ne oldu? Nitelendi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu da yine ne yaptı? Eş görevli sözcükleri ayırdı. Buradaki görev ne? Buradaki görev de sıfatları ayırması. Burada sıfatlara ait. Tamam. Bana, arkadaşlarına, ne diyelim, yakınlarına her zaman destek olun. Bana, arkadaşlarına, yakınlarına dolaylı tüneçleri ayırdı mı? Evet. Dolaylı tüneci ayırdı. Bu birinci görevimizde, birinci görevimiz oldukça uzun bir görevdi. Neydi birinci görevimiz? Eş görevi, sözcükleri ayırmak. Bir günün ilk görevi. Şimdi sevgili arkadaşım, ikinci göreve örnek yazacağım. Şurayı silelim. Hemen ikinci örnek. Evet. Geldim. Gördüm. Yendim. Beni bir diyecek, değil mi? Geldim, gördüm, yendim. Sevgili arkadaşım, buradaki virgül için eş görevli sözcükleri ayırt dersen yandım. Bunlar cümle. Bunlar birer cümle. Geldim, yüklem. Gördüm, yüklem. Yendim, yüklem. Geldim, yüklem. Gelen kim? Ben, gizli özne. Gördüm, yüklem. Gören kim? Ben, gizli özne. Yendim, yüklem. Yenen kim? Ben, gizli özne. Burada kaç tane cümle var? Üç tane cümle var. Cümleler böyle arka arkaya virgülle ayrıldığında biz böyle cümlelerin yapısı bakımından ne diyoruz? Sıralı cümle diyoruz. Peki bu sıralı cümlelerde bir de öge ortaklığı söz konusu mu? Bak öznesi ortak değil mi? Gizli öznesi ortak. Bir de öge ortaklığı söz konusu. Biz bunları nasıl sıralı cümle diyoruz arkadaşlar? Bağımlı. Öge ortaklığı varsa bağımlı sıralı diyoruz arkadaşlar. Bağımlı sıralı. Sana diyecek ki burada virgül hangi işlevde kullanıldı? Diyeceksin ki cümleleri birbirinden ayırdı. Sıralı cümleleri ayırdı diyeceksin. Tamam? Türk'üm. Doğruyum. Çalışkanım. Virgül eş görevli sözcükleri ayırmadı. Bunlar sözcük değil, bunlar cümle. Bunlar eş görevli sözcük değil, bunlar birer cümle. Türk'üm yüklem. Doğruyum yüklem. Çalışkanım yüklem. Yukarıda yüklemleri fiildi. Gelmek fiil, görmek fiil, yenmek fiil. Yukarısı fiil cümlesi. Yüklem fiilse fiil cümlesidir. Tamam mı? Burada ise Türk isim, doğru isim, çalışkan isim. Nazlı hocam sana defalarca ne dedi? İyi dinle bak, bir bilgi daha.
veriyorum. Bir daha hatırlatıyorum. Bir cümlenin yüklemi isim ise, bir cümlenin yüklemi isim ise, isimden sonra gelen ım, ız, sın, sınız, lar, bu ekler ek eylemde, ek eylem, ek fiil. Hangi ek eylemde? Dır. Dır geniş zaman ek eylemi. Dır geniş zaman ek eylemi. Arkadaşlar ek eylem idi, imiş ise ve dır. İdi, imiş ise ve dır. İdi, imiş ise de sıkıntı yok. Onu zaten görebiliyorsun. Sıkıntı nerede? Dır ek eyleminde. Nasıl sıkıntı oluyor hocam? Arkadaşlar bu dır ek eylemi yüklem isim olduğunda bazen hiç yazılmıyor. Hocam bu sınıf çok sıcak. Sıcak yüklem. Yüklem isim mi? Evet. Bu cümlede ek eylem var mı dersen ne diyeceksin? Evet var diyeceksin. Ama hiç yazmamışsınız. Yazmayabilirim. Yüklemi isim olan cümlelerde dır bazen hiç yazılmıyor. Yazılmasa bile biz ne diyoruz? Yüklem isimse ek eylem var. Bazen de yazılıyor. Bazen de yazılıyor ama dır diye yazılmıyor. Im, ıs, sın, sınız, lar diye geliyor. Ama o ım, ıs, sın, sınız, lar nereye gelecek? İsme gelecek. Unutma. Yükler isim olacak ve isme gelecek. İşte şu Türk'ümdeki Türk özel isim şu ek, doğruyumdaki um, çalışkanımdaki ım, bunlar sevgili arkadaşım nedir? Ek eylemdir. Ek eylem aynı zamanda çekim ekidir. Özel isme giren çekim ekleri kesmeyle ayrılır. Bir tanesi hariç. Ler. Kesmeyle ayrılmaz. Evet. Burada virgülün ikinci bölümü. Virgül neleri ayırdı sevgili arkadaşım? Cümleleri ayırdı. Sıralı cümleleri ayırdı. Birinci görev neydi? Eş görevi sözcükleri ayırmakta. O çok ilginçti. Burada sıralı cümleleri ayırdı. Peki bir tane daha, bir tane daha. Gölge etme, başka ihsan istemem. İyi dinle şimdi. Burada bir şey daha hatırlatacağım size. Gölge etme, başka ihsan istemem. Gölge etme. Başka ihsan istemem. Şimdi sevgili arkadaşım, gölge etmek, yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir, parçalanmaz. Gölge etme yüklem. Başka ihsan istemem, istemem yüklem. Birden çok cümle mi var burada? Birden çok yüklem varsa birden çok cümle vardır. Şimdi beni çok iyi dinle. Dikkat! Dikkat! Bir parçada kaç tane yüklem varsa o kadar cümle var değil mi arkadaşım? Şimdi biz böyle cümlelere ne diyoruz? Sıralı cümle diyoruz. Şimdi burası yüklem olsun. Burada da bir tane yüklem olsun. Bunlar böyle arka arkaya sıralanıyorlar tamam mı? Böyle arka arkaya sıralandıklarında tabii bu ikinciyi de küçük harfle başlamam gerekiyor ki sıralı cümle olsun öyle değil mi? Ha. Şimdi bu cümleleri, bu cümleleri en az birinin içinde virgül varsa, bu cümlelerin en az birinin içinde virgül varsa, farz edelim, birinci cümlenin bir yerinde virgül var. Bak en az birinin içinde diyorum. Ya da farz edelim, ikinci cümlenin içinde virgül var. Ya da her ikisinde de olsun, fark etmez. Ne demişim buraya? En az birinin içinde virgül varsa, bu iki cümle birbirinden noktalı virgül ayrılır. Sıralı cümlelerin en az birinin içinde virgül varsa bu iki cümle birbirinden noktalı virgülle ayrılır. Fakat cümlelerin birincisine bakıyorum içinde virgül yok. İkiye bakıyorum içinde virgül yok. O zaman bu iki cümle neyle ayrılır? O zaman bu iki cümle sadece virgülle ayrılır. Cümlelerin en az
az birinin içinde virgül varsa iki cümle noktalı virgülle ayrılır. Cümlelerin içinde virgül yoksa iki cümle sadece virgülle ayrılır. Bu da çok önemli. Tamam mı? Şimdi gölge etme. Burası birinci cümle. İçinde virgül falan yok zaten. Başka ihsan istemem ve burası da ikinci cümle. Onda da virgül yok. İçinde virgül olmayan sıralı cümleler sadece virgülle ayrılır. İçinde virgül olsaydı. Bak şimdi. Bugün çok mutluyum. Dans etmek, şarkı söylemek istiyorum. Bak şimdi. Bugün çok mutluyum. Mutluyum yüklen. Burası birinci cümle mi? Herhangi bir yere virgül var mı? İkiye gel. Dans etmek. Bak D'ye küçük başladık. Dans etmek, şarkı söylemek istiyorum. İyi dinle şimdi. İstiyorum yüklen. İsteyen kim? Ben. Gizli özne. Peki ben ne istiyorum? Dans etmek, şarkı söylemek. Burası belirtisiz nesne mi? Hatta şuradaki matmekler isim fiil mi? Ben bu eş görevli sözcükleri neyle ayıracağım? Buradaki virgülün bana görevi sorulursa ne diyeceğim? Eş görevli sözcükleri ayırır diyeceğim değil mi? Peki cümlelerin en az birinde virgül var mı? Var. O zaman ben bu iki cümleyi birbirinden neyle ayıracağım? Noktalı virgülü. Peki cümlelerin içinde virgül olmasaydı? Bugün çok mutluyum. Bugün çok mutluyum. Dışarı çıkıp gezmek istiyorum. Bugün çok mutluyum. Mutluyum yüklen. Burada virgül var mı? Yok. Dışarı çıkıp gezmek istiyorum. İstiyorum yüklen. Peki ikinci de virgül var mı? Yok. O zaman bu iki cümleyi ne yapacağım birbirinden? Sadece virgülle ayıracağım. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşım? Bu da virgülün neydi arkadaşım? İkinci göreviydi. Peki, siliyorum, siliyorum. Şimdi geldim virgülün üçüncü görevine. Virgülün üçüncü görevi. Şöyle sileyim. Toprak, toprak, üç diyelim şuraya. Toprak, hatta parantez koyalım. Yeşilin, yeşilin, bin bir tonunu, bünyesinde, içinde barındırıyor. İçinde barındırıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. Hemen bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Toprak yeşilin bin bir tonu derken şuradaki bin biri bitişik yazdım. Bin biri bitişik yazdım. İyi dinleyin. Bin bir bitişik de yazılıyor, ayrı da yazılıyor. Sayı olarak bin bir ama net bir şekilde gerçek manada bin bir sayısında 999 bin bir kastediliyorsa bin biri nasıl yazacaksın? Ayrı yazacaksın. Tamam mı? Mesela bu kitap 1001 sayfaymış dediğinizde 1001 nasıl yazılır? Ayrı yazılır. 1001 ve belgisizlik anlamı yaratıyorsan hani 1001 renk, 1001 çiçek falan diyorsunuz ya. Oradaki 1001 belgisizlik anlamındaysa bitişik yazılıyor. Toprak yeşilin 1001 tonunu. Bir şey daha hatırlatıyorum şimdi. Buradaki 1001 belgisizlik mi bildiriyor? Belgisiz sıfat değil mi? Peki yeşilin tonu dediğinizde belirtilisin tamlaması mı? Bin bir ton deyince tamlayanla tamlananın arasına ne girmiş? Sıfat girmiş değil mi? Peki oradaki sıfat neyin sıfatı? Araya girdiyse bunun sıfatı. Yani tamlananın sıfatı. Peki buradaki sıfat ne sıfatı? Belgisiz sıfat. Arkadaşlar bu belirtme sıfatıdır. Bu belirtme sıfatıdır. Burada bir at tamlamasının tamlananı ikinci kelimesi ne oldu? Belirtildi. Belirtildi.
Çünkü belirtme sıfatı aldı. Hazır, geri gelmiş, onu da söyledim. Şimdi toprak yeşilin binbir tulunu bünyesinde barındırıyor. Barındırıyor yüklem. Barındıran ne? Toprak özne. Öznenin devamında virgül falan var mı? Yok. O zaman buraya ne yapacaksın? Sadece virgül getireceksin. Cümlede özneyi ayırmak için ne yapıyoruz? Virgül getiriyoruz. Ama bak. Çok iyi dinle. Şimdi burası özne. Tamam mı? Ama özne. Bir söz öbeği şeklindeyse. Yani özne birden çok sözcükten oluşuyorsa. Ve biz bu birden çok sözcük arasında virgüller falan kullandıysak, noktalı virgülü öznenin hemen sonuna getiriyoruz. Ya da burası özne, öznenin burasında hiçbir yerine virgül yok. Tamam mı? Tek kelime. Devamında cümle geliyor ama devamında virgüller varsa sen yine buraya ne yapacaksın? Noktada virgül getireceksin. Tamam mı? İkisinde de noktalı virgül ne yaptı? Özneyi belirgin kılmak için, özneyi ayırmak için kullanıldı. Bu da çok sorunlu. Bu da çok sorunlu. Evet, şimdi arkadaşlar başka dördü nereye yazayım? Bunu sileyim buradan. Ya da şu tarafı silmeyeyim. Hadi zaman kaybetmeyelim. Şuraya hemen dördü yazıyorum. Birinin sözünü tırnak içinde aktarmıyorsanız, alıntılarda biz ne yaparız? Tırnak içinde yazarız değil mi? O kişinin söylemiş olduğu sözü. Tırnak kullanmadıysanız demek fiilinden önce ne yapacaksınız arkadaşlar? Virgül getireceksiniz. Diyor ki, yarın yanıma gel, yarın yanıma gel dedim. Yarın yanıma gel dedim. Birinin sözünü tırnak içinde aktarmıyorsan alıntılarda, demek fiilinden önce ne getireceksin? Virgül getireceksin. Burada sana virgülün görevini sorarsam ne diyeceksin? Tırnak içine alınmamış alıntılarda demek fiilinden önce gelir diyeceksin. Demek fiilinden önce gelir diyeceksin. Peki. 5. Cümlede onay ya da ret bildiren bir kelime varsa yanına virgül gelir. Cümlede onay ya da ret bildiren kelime. Tabii. 2 ile yazılır. Tabii tamam anlamına gelen tabii 2 ile yazılır arkadaşlar. Tabii. Dışarı çıkabilir miyim? Tabii. Tabii. Virgül çıkabilirsin. Tamam. Olur. Peki. Hay hay. Severek. Tabii ki. Hay. Bitişik yazılır arkadaşlar. Hay. Onay ya da red diyoruz. Evet. O da onay bildiriyor. Hayır. Yok. Tamam mı? Onay ya da red bildiren kelimelerden sonra ne yaptık arkadaşlar? Bir bitiriyoruz. Aileme selam söyle. Baş üstüne demek. Tamam. Tabii ki demek. Baş üstüne. Bitişik yazılır arkadaşlar. Baş üstüne bitişik yazılır. Baş sağlığı o da bitişik yazılır. Hani onun konumuzla alakası yok ama hani yazım konusuyla alakalı olarak baş üstüne bitişik yazılır. Aileme selam söyle. Baş üstüne. Tamam mı? Aynı şey işte. Baş üstüne tamam. Onay ya da ret bildiren kelimeleri ne yapıyoruz yanına? Virgül getiriyoruz. Evet, hayır, peki, tabii, tamam, olur. Pekala. Arkadaşlar pekala yazarken iki tane şart olduğunu unutmayın. Pekala tamam manasına geliyor. Elbette tamam, olur. Hadi dediğimizde bunlar. Devam ediyorum. 6. Depremler. Sevgili arkadaşlar, hayatımızın her döneminde deprem olacak. Deprem bitti diye bir şey var mı? Yok. Deprem bitmiyor. Deprem hep devam ediyor. Arkadaşlar, o zaman depremin şiddetini söylerken nokta koymayalım. Çünkü depreme nokta koyamıyoruz. Deprem her zaman olacak bir olay değil mi? Şifre yapıyorum. Buradan anımsayın. Deprem
5.2 değil. Çünkü depremin şiddetinde virgül kullanılır arkadaşlar. Kaç oldu? 6 mı? Mesela 7.2 şiddeti. Yanlış. Depremde nokta olmaz. Depreme ancak virgül koyabiliriz. Çünkü devamı gelir. Deprem devamlı oluyor. O zaman 7.2 şiddeti diyeceksiniz. Tamam mı? Sonrasında ne yapıyoruz arkadaşlar? 7. Matematikte bu buçuklu ifadelerde işte 2.5 not ortalamasına sahip dediğinizde araya virgül getiriyorsunuz. Sonra 8. Cümlede anlam karışıklığına engel olmak için virgül kullanıyorsunuz. Hani diyoruz ki virgül eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği var diyoruz. Virgülün olmaması anlam belirsizliğine yol açıyorsa virgül kullanılmalıdır. 8. Bu gece eğlenceleri içine bir türlü silmedi. Bak şimdi. Bu gece eğlenceleri içine bir türlü silmedi. İçine bir türlü silmedi. Bu cümlede anlatım bozukluğu var. Bu cümlede anlam belirsizliği var. Bu cümlede anlam belirsizliği olduğundan bu cümle açık bir cümle değil. Unutma. Açıklık ne demek? Açıklık. Açıklık bir anlatım özelliğidir. Açıklık. Ne demektir açıklık? Anlam belirsizliğinin olmaması demektir. Anlamın tek ve net olması demektir. Oku baban gibi eşek olma diyoruz ya. Orada ne yapman lazım? Bir yerde de virgül koyman lazım, öyle değil mi? Çünkü ben bunu iki türlü düşünebiliyorum. Bu da öyle. Burada virgül kullanılan şart. Neden şart? Bu gece virgül. Oraya virgül gelirse bu gece eğlenceleri içine bir türlü silmiş. Bu gece. Yani bir eğlenceye katılmışlar demek ki. Bu gece gittikleri o katıldıkları eğlence içine silmiş. Şimdi böyle bir anlam olabilir. Buraya gelirse o da gece eğlenceleri. Orası bir tamlama oluşturur. Öyle değil mi? Ne eğlenceleri? Gece eğlenceleri. Devamlılık yapılan bir eğlenceymiş demek ki bu. Devamlı yaptıkları bu eğlence onun içine silmemiş. Böyle de olabilir. Ben bunu iki türlü düşünebiliyorum. Yani burada hiçbir yere virgül getirmezse cümlede anlam belirsizliği oluşur. Ya buraya virgül gelmesi lazım ya da buraya virgül gelmesi lazım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Birinden birine virgül gelecek. Yani virgülün bir diğer görevi neymiş? Cümledeki anlam belirsizliğini ortadan kaldırmak. Hitaplarda, seslenmelerde, mektuplarda. Değerli arkadaşım dediğinizde 9 diyelim. Büyük yazacaksınız, unutmayın. Değerli arkadaşım dediğinde, canım kardeşim dediğinde, canım kardeşim dediğinde, bu hitaplarda, seslenmelerde, buralara ne yapacaksınız arkadaşlar? Virgül getireceksiniz. Bu da yine önemli. Şeyimi anladın mı? İyi. Arkadaşlar takipte kalın. Bununla alakalı olarak daha güzel videolar gelecek.